Evet, merhabalar. Sonunda Bodrum'a yaz geldi. Tabii yazın gelmesiyle havalar ısındı. Özellikle gebeler için daha zor bir dönem başladı. Hele hele de gebeliğin ilk yarısını geçtiyseniz, karın belirginleştiyse, kilolar arttıysa bu dönem ne yazık ki çoğu anımda oldukça sıkıntılı geçebiliyor sıcak havalarla birlikte. Şimdi bu videomuzda sıcak havalarda yazın nelere dikkat etmek lazım? Özellikle bunu anlatacağım. Tabii Bodrum turistik bir yer olduğu için öncelikle seyahatten başlayalım. Gebelikte seyahat nasıl olmalı? Birçok hanım bunu merak ediyor. Şimdi karayoluyla seyahatte dikkat edilmesi gereken tabii sık mola vermek. Ve molalarda biraz yürümesine özellikle gebe hanımlarını öneriyoruz. Bol sıvı alımı önemli. Daha serin saatler mümkünse tercih edilmesi daha iyi oluyor. Uçak seyahati yapılabilir mi? Günümüzde uçakların kabin içi basıncı zaten dengelenmiş oluyor. Dolayısıyla hani her aslında gebelik haftasında uçak seyahati yapılabilir. Bir zararı yok. Ancak birçok şirket 35 haftadan sonra gebeleri kabul etmiyor. Daha öncesinde de uçuş raporu almak tabii gerekiyor doktorunuzdan. Uçuş raporları 7 gün genelde geçerli oluyor. Bunu da belirtmek lazım. Onun dışında tatil yöresine işte geldiniz ya da evde sıcakta oturuyorsunuz. Neler yapmak lazım? Birincisi tabii giysileri buna göre bol ve rahat giysiler seçmek lazım. Daha çok ter alıcı işte pamuklu giysileri tercih etmek lazım. Bol sıvı almak çok önemli gebelerde. Çünkü birincisi bebeğin sıvısı annenin sıvı alımıyla direkt alakalı. Dolayısıyla 3-3,5 litre sıvı almak gerekli. İkincisi de gebelikte idrar yolları özellikle baskı altında kaldığı için artı gebelik fizyolojisiyle birlikte idrara şeker çıkımı arttığı için idrar yolu enfeksiyonları, taş, kum gibi sorunlar da gebelerde daha sık görülüyor. Bunu önlemenin en iyi yolu yine bol sıvı almak muhakkak. Denize havuza girebilir miyiz? Bunlarda nelere dikkat etmek lazım? Evet, denize de havuza da temiz bakımı yapılan bildiğiniz girilebilir. Yalnız yine aşırı güneşin dik geldiği öğle saatlerini tercih etmemek lazım sıcak havalarda. Islak mayoyla kalmak özellikle mantar türü enfeksiyonlara yatkınlık yaratabilir. Bunu yapmamak lazım. Gebelikte cilt lekelenmeleri artar. Buna meyil vardır. Bu açıdan da muhakkak yüksek faktörlü bir güneş kremi tercih etmekte fayda var. Spor olarak neler yapılabilir yazın? Tabii en iyi spor yüzme. Hem yer çekimini aldığı için daha rahat hareket edilir. Özellikle bel, kasık, bacak ağrılarına da yüzme iyi gelir. Yazın sıcakla birlikte ödem, şişlik özellikle rahatsız edici hale gelebiliyor. Birçok hanım bundan oldukça panikliyor başına geldiğinde ama sık karşılaşılabilen bir durum. Eğer tansiyonlarınızı düzenli ölçtürüyorsanız, tansiyonlarınız normal gidiyorsa bu şişlikler dolaşım bozukluğu ve hormonların etkisiyle meydana geliyor. Yani böyle panikleyecek bir durum değil. Bunun için ne yapılabilir? Dediğim gibi soğuk su bazen iyi gelebiliyor. İstirahate çekildiğinizde ayakları yukarı alıp dolaşımı kolaylaştırmak, daha rahat açık terlik şeklinde ayakkabılar tercih etmekte fayda var. Bunun dışında tabii cilt lekeleri açısından demin söylemeyi unuttum. Yüksek faktörlü güneş kremi yani 50 faktörlü tercih edilebilir ama 30'un üstünde genelde öneriyoruz. Bunun kullanılması lazım. Havaların ısınmasıyla tatil yörelerinde daha sık işte dışarıya yemeğe gidiliyor. Burada özellikle pişmemiş ürünlerde, salata türü ürünlerde iyi yıkanmış olmasından emin olmak lazım. Kaynağını bilmediğiniz işte midyeydi, abur cuburdu, ot tür şeylere çok girmesek daha iyi olur. Tabii özellikle karnın büyümesi nefes almayı zorlaştırıyor. Çarpıntı bazen yapabiliyor. Yorgunluk hissi yapabiliyor. Dolayısıyla hani eğer çalışmıyorsak da işte uykusuzluk da bu dönemde bir problem olabiliyor. Daha sık şekerleme yapmak, daha dinlenmede geçirmek,
Dışarı çıkacaksak sıcak olmayan saatleri tercih etmek tabii önemli. Teşekkürler ve iyi tatiller diliyorum herkese.